D vitamini eksikliği başlangıçta, hastalığın başlangıcında diyeyim, bebeklerde huzursuzluk yapabilir. Bebeklik döneminde kafa kemiklerinde yumuşamaya neden olur. Bizim kraniotabes diye tabir ettiğimiz kafa kemiklerinin arkasına parmağınızla bastırdığınızda pimpon topu gibi içeri çökme olayıdır bu. Ayrıca kaburga kemiklerinde küçük tesbih taneleri şeklinde kemik çıkıntılarına rastlanabilir. Bu tip bebeklerin, D vitamini eksik olan bebeklerin alın kısımları biraz daha büyük, kafaları gövdelerine göre biraz daha belirgin olabilir büyüklük açısından. Bıngıldak keza yine daha geniştir, daha yavaş kapanır. Ama burada parantez açmak istiyorum. Bu bulguların hiçbiri tek başına değerlendirilmez. Birkaç bulgunun bir arada olması gerekiyor. Yine baş terlemeleri D vitamini eksikliği olan bebeklerde çok sık gördüğümüz bir şeydir. El ve ayak bilekleri daha geniştir normalden. Bebek büyüdükçe yavaş yavaş gelişmesinin de geri kaldığını görüyoruz. Mesela oturma gecikebilir, yürüme gecikebilir. Bebek yürümeye başladıktan sonra bacaklarda yine halk arasında parantez bacak olarak tabir edilen Obine deformitesinin geliştiğini görürüz. Hastalığın daha ileriki dönemlerinde solunum yolu enfeksiyonlarına rastlarız. Daha sık olmaya başlar. Çünkü D vitamini eksik olan çocukların kas tonusları daha düşüktür. Hatta bu nedenle bebekken kurbağa karnı gibidir karınları. Daha geniştir normal bebeklere göre. Baş gövdeye göre daha büyük olduğu için yatış pozisyonuna göre de o tarafta düzleşmelere çok sık rastlıyoruz. Yani kafanın şeklinde bozulmalar olabiliyor. Ağır ve ilerlemiş olgularda kalsiyum eksikliği devreye girince kasılmalar meydana gelebiliyor.